Merhaba ben Mesut Çevik. Merhaba Ergis Kirazoğlu. Enis'le beraber yeni bir incelemede birlikteyiz. Galaxy Watch Active'i kutusundan çıkartacağız ve ilk deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. İlk olarak kutusuna bakalım isterseniz. Oldukça küçük kompakt bir kutusu var. Yani avucumun içinde baktığınızda bir dijital ürün, elektronik ürün için bana sorarsanız yapılabilecek en kompakt tasarımı yapmışlar. Havalı da durmuyor değil. Üstündeki parlak watch yazısı, IR basla benzerdi aslında. Samsung Galaxy Watch. Bas damgaları basmasalar 10 numara kutu değil yani. Değil mi? <laughs> Ama onlar da işte zorunlu bantla <laughs> falan <gülüyor> basıyorlar. Öyle. Basmak zorundalar. Onun haricinde gerçekten kutusu çok hoş. Bir şeker kabı kutusu gibiydi aslında değil mi bir yandan evet. da. Böyle janjanlı bir kutu. Yanında Samsung Galaxy Watch Active yazıyor. Burada da önemli özelliklerini mesela vurgulamışlar. Nedir? Çok hafif olduğundan bahsedilmiş ve fitness tracking için işte GPS ve benzeri tracking fonksiyonlarına sahip olduğu söyleniyor. Önemli. Aynı zamanda tabii ki kalp nabzı ölçer de var üstünde. 5 ATM 50 metreye kadar su geçirmez deniyor. Yüzerken de kullanabileceğiniz bir saat. Güzel özellikleri var. Yüzerken kullanır mısın? Yüzerken kullanırım ben kolumdan çıkartmıyorum çünkü. Ben de çıkartmam genelde çok dijital saat kullanmam Ve çünkü, bu saatler için. şey de yapıyor. Performansını da ölçtükleri için yüzerken önemli. Yani ne kadar kulaç attın, ne yaptın, performans göre havuzda yüzerken. Değil sen spor yapmıyorsun ama öyle. hani sanki e, yani Tam bir beyaz yakalı ya. <laughs> Yapmıyor spor ama yapıyormuş havasını istiyor. Sana söylüyor ya saat kalori yaktın. Ha <laughs> ay, spor ya. yaptın <laughs> bunu ha, falan. Ha hani. ne yaptın, kıçını kaldır. Spordan oraya gitti <laughs> ya. yani. Ama olsun yani Gör görmek <laughs> güzel. GPS var, Wi-Fi var, Bluetooth var. Bluetooth 4.2 destekli bir saat bu. Aslında bakarsanız Bluetooth 5 beklerdim ben Samsung tarafından ama herhalde bir sonraki saate sakladılar bunu. 20 milimetrelik standart saat kayışları kullanıyor. Zaten çıkartınca göreceksiniz. Sizler de dilerseniz dilediğiniz bir saat kayışıyla değiştirebiliyorsunuz. Önemli özelliklerinden bir tanesi. Exynos 9110 işlemciye sahip çift çekirdekli 1.15 GHz hızında çalışıyor. Normal bir saat gibi aslına bakarsanız kutulanmış. Şöyle çıkarttığımda bir tane ekstra kayış var. Boyutunu ayarlayabilmemiz adına. Çok şıkmış ya. Değil mi? Şık duruyor. Şunun Ayak. içinde de ilk olarak şu kutuyu açayım. Saati sonrasında aslında gösteririz. Kutunun içinde şarjla ilgili bazı aparatlar var. Manyetik bir şarj ünitesine sahip. Hı hı. Bu şarj ünitesinin üstüne oturttuk mu kablosuz olarak şarj oluyor saat. Bunun haricinde burada herhangi bir şey yer verilmemiş. Kaç saat gitmesi gerekir böyle bir şey saatin? Ya bu saatlerin aslında beklenen şu. Senin? Yani bir buçuk iki günü tamamlaması. Bir buçuk iki gün. 36 günü... saate yakın. Yani. Evet neden? Uzun uçak yolculuklarına da kıtalar değiştiriyorsan da kıtalar arasında en azından gittiğin yere kadar otele kadar kolunda kalmasını bekliyoruz. Ama tabii ki son kullanıcıya baktığımızda bir hafta, bir ay beklentiler var, hep haklı. ama şu anki saat teknolojisinde bu şu anda evet. pek mümkün. O değil zaman mi? şöyle bir kullanım şeyi var. Bunun mesela yanında yatağın yanında atıyorum, duracak şarjını. Sen gece çıkarıp saatini oraya bırakacaksın, evet. sabah alacaksın. Ya yani. aslında uyku kalitesini falan da test ediyor, içindeki yazılımla beraber. Ece ne yani kadar yani uyudun? uyku kalitesini test etsin de açık kalamıyor ki o kadar. Yani işte ne kadar uyudun falan gösterebiliyor ama en güzeli bunu dediğin gibi boş ucunda şarjın duracak ve koyacaksın çok şık duran bir saat. Zaten bu aktif serisi. Biraz bayanlar, kadınlar da gözetilerek böyle geliştirilmiş saatlerden bir tanesi. Baktığın zaman değil mi çok kibar şık kibar canım. Yani bir, bir kadın bir saati gibi. Yani. Günlük seks saat tabii ki, sporu aktif. Sen takmak bak bana vermemek için söylüyorsun bunları biliyorum ama benim eşim de var. O çok seviyor. O çok seviyor. <laughs> ha. Benim de eşim var, ben de evliyim bu arada biliyorsun <laughs> değil mi? Abi Ar sana gelen saatlerin hesabı yok. <laughs> Arkasını çevirdiğimizde burada bir nabız ölçer görüyorsunuz. Nabız ölçer artık olmazsa olmazlardan bir tanesi ne yapıyor? Performansınızı daha iyi bir şekilde, etkin bir şekilde aslında hedefleyebiliyor. Kendi saat kayışlarını sökmesi çok kolay. Tamam standart saat kayıştırılıyor dedik ama ufak bir hareketle şuradaki mekanizmi hareket ettirdim. Ha ben. eyvallah ben çıktım şurada sandım biliyor musun kopartın sandım iki dakika. Daha. Yok şurada göstereyim şurada bir mekanizması var. Abi normal saatlerde niye yok, yok yok ya? O. Abi bu çok akıllıca bir şey işte yani bak bir şey geliyordu. canım çıkıyor takıp evet. açacağım derken. Samsung'un sevdiğim tarafı bu standart saat kayışı kullanıyorsun. Özel saat kayışı satma derdine değil ama orijinal kayışımı da ben bu şekilde değiştirilebilir yaptım diyor yani güzel özelliği bu. Şöyle birazcık tuttururken el alışkanlığı lazım ama normal sokmaya göre daha kolay değil mi normal kayış bağlamaya göre? Evet abi sok. Her göre türlü. Daha kolay değil. <laughs> Şimdi normalde bizim Samsung Galaxy saatlerde alıştığımız bir şey var. Nedir? Kadranın dönmesi. Bunda kadran dönmüyor. Hı -hı. O kısma geleceğim. 1.1 inçlik 360 360 piksel bir ekranı var. Boyutları itibariyle çok yüksek çözünürlükte net, keskin bir ekran söyleyebiliriz buna. Üstündeki kadran kaldırıl dedik. Artık döner kontrol yok. Ne yapıyoruz? Dokunmatik tuşlarla ve yandaki butonlarla yine kontrolümüzü sağlıyoruz. Pratik bir kullanımı var. Birazdan açılacak ve eşleyeceğiz. Şimdi Samsung saat diyoruz. Aklınıza hemen şey gelebilir. Bu saati kullanmak için illa Samsung bir telefona mı sahip olmam lazım? Eğer Samsung bir telefonunuz varsa çok daha kolay eşleyip daha pratik kullanabiliyorsunuz. Yani bir Samsung aksesuar olarak tamamlayıcı aksesuar olarak çok daha avantajlı. Ama bence Apple ürünlerinden Samsung ürünlerini ayıran en güzel özelliklerden bir tanesi bu. Bu ürünler her cihazda kullanmanız için yapılıyorlar. Evet. Yani hangi telefona sahip olursanız olun kullanabiliyorsunuz. Sizi tek bir platforma bağlamıyor, tek bir ekosisteme bağlı kalmıyorsunuz ve dilerseniz şimdi birazdan göstereceğimiz gibi bu cihazı iPhone'unuzda da kullanabilirsiniz. Çünkü birçok iPhone kullanıcısı bunu soruyor. Bu saatleri beğenerek takip ediyorlar, kullanmak istiyorlar. Ne yapıyorsunuz? Hemen eşleme kısmını açıyorsunuz ve uygulamayı çalıştırdığınızda Samsung uygulamasını yani hızlı bir şekilde şu anda bak eşleme isteği geldi. Eşle ve Galaxy Watch bağlanıyor şu anda. Bağlanmak için dokun. Dokun diyor. Dokun abi. Kurulumu tamamlamak için telefonu kontrol edin diyor. Evet. Şimdi saate bağlanıyor ekranından sonra. Oğullar niye yok? Oğullar Türkçe'de tamamlamak için. Ya bence ekrana sığsın diye yapmışlar. Hani şöyle göstereyim. Sığar ama ya. <laughs> yani böyle bir <gülüyor> yazı <gülüyor> var. <gülüyor> Trip atıyordu bir böyle. Birazcık öyle görünüyor. Yani. haber? Şu anda bak telefon eşleme zamanlanmasını yapıyor. Bu işlem saat ilk aldığında şey yapıyor ister istemez. Hani biraz uzun süren bir işlem işte tamamlanıyor, saat eşleştirildi ve bitti. Ama bu biz Apple kullandığımız için olan bir şey. Yani başka bir telefon kullan, Samsung'da böyle olmuyordur diye tahmin Abi Samsung'da diyor. daha hızlı neden şey filan üstünde. Bütün yazılım zaten üstünde geliyor biraz daha hızlı oluyor ama eninde sonunda saat eşlenirken biraz bekliyorsun ilk aşamada. Hmm. Evet saatin kurulumunu tamamladık ve gördüğünüz gibi ekranda şu anda oldukça güzel bir kadran görüntüsü var. Evet. Saati artık dokunmatik tuşlarla kontrol ediyoruz. İşte kayıp atış hızını ayarlayacağınız... Ay bir saniye, ben takıp stresimi takip etmek istiyorum. Birazdan göstereceğiz hepsini. Tamam, tamam, hepsini kolunda tamam. göstereceğiz. Ben şu anda bir kontrol mekanizmasını göstermek istiyorum. Saat kadranına geldik. Nasıl saat kadranları var, bunlara da bakalım. Mesela şu çok havalı ya. Bu güzel bir saat kadranı olmuş. Evet. Yakışıyor da saate gerçekten. Bence de ya. Mesela... Bak bu her gün da... değiştiririm ki. Her ben şeyi göreceğiz. Evet, bak bu da güzel. Güzel sanki. Yukarıda bildirimler var. Yani daha doğrusu bildirim dediğim... Ne diyeyim ayarlar var hızlı erişebildiğimiz. Hmm. Telefondan alışmışım ya bildirim çubuğu diye. Bu Aha. ayarlar hızlı erişim çubuğu. Şöyle döndürdüğümüzde burada sana gelen bildirimler var. Evet. Hepsini toplu olarak görebiliyorsun bu şekilde. Bak oyun oynuyormuşsun mesela evet. ondan da bir mesaj evet, gelmiş. Der, aa yani. Benim saatte akıllı saatte en sevdiğim kısımlardan bir tanesi bu bildirimler. Gerçekten telefonu çıkartmadan önemli bir bildirim mi geldi? Hani evet, bir titredi doğru ama. Doğru titredi diyorsun. ama niye titredi saat arkadaş yani? Bakalım WhatsApp'tan karın mı yazdı yoksa Mesut mu yazdı? Mesela Mesut yazdıysa devam. <gülüyor> Yapıştır devam. <laughs> <laughs> devam edebiliyorsun onu. <laughs> şimdi mesela diyelim ki buradan bir şey göstereyim. Da senin cevap vermeme şansın yok artık. Ben seni biliyorum saatle. Ha, sürekli ben elini Mesaj alt... zaman... <laughs> Bak, Bak <laughs> mesela şimdi buraya geldin nasıl geri gideceksin? Butona basmanı istiyor bir geri gelmek için. Tamam. Artık tek bir butonla da uygulamalar menüsüne gidebiliyorsun. Biraz da hızlandırmışlar. Kadran yok ama ben kadranı çok seviyordum bu arada. Yani Galaxy Watch ailesinde gerçekten çok severek kullandığım bir şeydi kadranla kontrol. Ama kadran olmaması da Dünyanın sonu değil. Bu saatte çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsun. Kullanabiliyorsun. Hmm. Bir koluna tak istersen nabızını ölçelim. Olur. Durumun nasıl? Sağlıklı mısın? Değil misin? Kalp nasıl atıyor mesela? Şu an buradasın ama heyecan var mı? Vallahi Önemli. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, çok güzel ya. Elime de çok yakışmadı mı? Bak mesela birçok insan hafif saat istiyor kolunda. Bileğini ağrıtmasın diye. Bu evet. o saatlerden bir tanesi. Çok hafif. Ya hakikaten bir de şey e, bileğimde yani nasıl deyip salakça gelecek belki yorum ama ben biliyorsunuz bu konular çok yani ilk defa dijital bir saat takıyorum. Biliğini şöyle koyarsan en azından görsün. Bir yani saniye. Yani, evet, bir Ayarlamasını yapıyorsun. Ayarlamasını yapıyorum. Daha rahat hissettirsin diye. Ha Evet çok iyi bak. Ee, ya yani şey bileyim de bıraktı de çok hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> şöyle birazcık ha. ekrana doğru. Ha. Evet şu anda görüntüsü bu şekilde. Mesela bak sana bir şey göstereceğim. Burada. Ayarlar menüsüne gidelim. Bak buraya kısa yollar da atayabiliyorsun. Saat şekli. Ondan sonra titreşim. Ha Ekran kısmına gireyim. Ekranın parlaklığına ayarlayabiliyorsun değil mi? Aa bak, şey göstereceğim sana. Son uygulamayı göster. Arka plan stili, yazı tipi. Bayağı bir şey ayarlayabiliyorsun ya. Bu ne? Saat, zaman açık. Her zaman açık saat. Ha şu mu? Her zaman açık mı yazmışlar? Ha her zaman açık. Tamam, buradan okuma zorlaştı. Her zaman açık saat açık. Şu an kapat açtım bak. Şimdi olayı gör. Şimdi hep saat açık. Biraz evvel hani şeydi ya, kapandı ya ekran. Biraz tutalım. Bak şimdi ne olacak? Mesela biraz belli bir zaman geçtikten sonra nabzını da ölçüyor. Bak görüyor musun o sırada? Nerede görüyorum? Bileğini böyle. taktın ya. Düzenli olarak bak arada nabzını ölçerek 77 şu anda kalp atış hızı. Onu ölçecek. Kapandı. Şu anda kapandı ama bak bileğini hafif böyle hareket ettirdiğinde saat aslında sürekli olarak bir görünür ekran kalacak. He, yani şöyle kolumu kaldır mesela şimdi şuradan yapayım. Kolumu kaldırıp mesela şöyle baktığım zaman. Onu da zaten görünüyor ama bunda normalde hmm. dur bir böyle saniye. Ayarlar menüsünden mi bir hata yaptım da açamadım acaba? bak şu anda görüyoruz da ekranda görünmüyor bak kolun bileğine bak. Aa, evet. evet, evet. ya yani şu anda yaklaştırmak mı lazım kazancı mı arttırmam lazım çok parlak olduğu için evet, şey çok ölü olarak da olsa bir görüntü var. Bak çok hafiften şu an izleyiciler de görüyor. Dur ben şimdi kazancı arttırıp göstermek istiyorum ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Şu anda yansımadan kurtar onu yansımadan kurtar bak görecekler. Gördüler şu an. Evet Evet, çok parlak bir ortamda görmesi bir şey zor olabilir. Mi? Kendi elimden ve bileğimden tiksindim abi, Allah aşkına. <laughs> <Ya>. Al şunu <şurayı>. Tamam, <laughs> <Daha, gülüyor> şu anda aldım. indirebilirsin. Şu anda var. bu ne işe yarıyor abi? Bak şu anda görünüyor, gördün mü? Evet, ne işe yarıyor? En azından mesela çok böyle bazı açılar var. Saatin o an ekranın açılmadığı, o açılarda da görüp saati kontrol edebilmeni sağlıyor. Mesela sen de keşfedebilirsin saati. Şu anda saat kadranlarında bunu gördük. Bozacağım diye korkuyorum. Bozulmaz canım, o kadar da kolay <laughs> Mesela değil. Mesela stresimi falan ölçsene abi. Tam bir şey gibi oldum, amca gibi oldum. Stresi ölçen... Dur bakayım. ama bak. Neye göre ölçtüğünü ne? anlamıyorum. Stresini. Kalp atışına göre mi ölçüyor? Tam senin gibi oyun... Aha sallanınca mı oldu? Yok ya alakasız. Bu arada çıktığın yüksekliği falan da şey yapabiliyormuş. Ha basınca zıplıyor öyle. Senin çıktığın yüksekliği falan da ölçebiliyor saat. Böylece <laughs> kaç merdivenden çıktın, kaç adım attın onları da görebiliyorsun. Güzel. Stres ölçelim gel. Sen sen stresli gözüküyorsun şu an. Nefes al diyor. Al. E basacak mı nefes almak için? Hı hı. Başlamış diyelim. Al. Yüzde bir mi? <laughs> Yalnız tamam var oksijen zeminden sonra Bir de bundan nefes alacaksın ağızdan değil. Böyle bir şey yapmamış. <laughs> <laughs> Yalnız var ya, bu nefes alıp verme kısmında bayılacaksın. Dur dur sakin. Kızardı adam. Yalnız bu stresi arttırdı sanki. <laughs> Ağzımı kırdım. <laughs> Bitmeden önce. De. Bu ne be? 6 kere mi diyor? Son adım abi. 6 <laughs> mı diyor? 4 değil değil mi? Ben yani ekrandan beş, bakıyorum beş, da dört. saatten bakacağımı. Evet 5'e geliyor şimdi. Ya sizin normalde burnunuzdan Anlamadım almanız nefesi. lazım. Abi onun verdiği sürede ben burnumdan nefes alamam. Ha bitti. Ne dedi? Önce Sonra bak stresin azalmış. Gördün mü? Stresliymişsin biraz önce. Sen abi de stresli manyak bir adammışsın ha. Nefes almadan önce delinin tekiymiş stres. Ben kırmızıya gitmiş bak. Görüyor musun? Kırmızıya gitmiş abi. Abo. Ben de bu adamdan program çekiyorum. Diyorum ağzını yaparak... kırarım senin. <laughs> Aa, şimdi senin gitti. ağzını burada kırarım. Şu an ama bak stresinin gitmiş olması lazım. Önce sonra diyor. Evet, Daha stresli olur. oldum ben. Daha ya da... Allah aşkına bu nasıl bir prodüksiyon? <laughs> yani Samsung yapma Allah'a böyle bir <laughs> stres var mı ya? Önceden çok bu şey gibi pahalıcılar var ya geleceğe bile onun gibi yani. Hani... Bak buradan da aktivite seçiyorsun. Sen minibüs aktivitesi yok mesela. Minibüste binme Nereden aktivitesi. Nereden biliyorsun? Bakalım. Ekle. Yürüyüş. Bak bu metro transfer aktivitesi diye koyarım ben buna biliyor musun? Metro <laughs> metrobüs transferi diye. Mesela yerli olarak Yürüyüş iyi. Yürüyüş işte. Doğa yürüyüşü. Yüzme, dış mekan. Havuzda yüzmüyorsun mesela bak. Dış mekan yüzü Güneş var gördün mü? Hmm. Tatile gittin, hemen orada Bunu Ama dış mekanla dış mekan arasında ne fark var? Bak düzenle. Seni değiştireyim. Sana ekleyeyim mesela. Buradan. Ondan sonra. Çok fark var ha havuzda denizde yüzmek arasında. Yok iç mekan dış mekan havuz bisiklet. Ha bu şey. Ha o bisikletler. De. Egzersiz. Egzersiz bisikleti. Bak bunları da ayrıca koymuşlar biliyor musun? Farklı çünkü. Bu adım ayartmış. aleti. Bunlar çünkü farklı şeyler. Normal yürümekle adım aletinde koşmak falan o kadar farklı ki. Koşu bandında 5 kilometre koşuyorsun. Standart koşmaya çalışıyorsun. 1 kilometre koşamıyorsun. Bu neymiş? Hamle. Komando dansı bu herhalde. Mekik. Vay. Squat. Vay. Baya fazla aktivite var yalnız. Görüyor musun? Pilates, Yoga. Kürek makinesi. Kürek makinesi. Kürekli ağza vurma makinesi. Bayağı var. Her şey var neredeyse Oo. ya. Olmayan yok. Baksana. Oho. Bayağı. en son ne geldi? Bacak kaldırım. Bacak kaldırmayı nasıl test ediyor bu? Acaba bunu İngilizceye göre mi alfabetik sıra yaptılar ya? Ne bileyim bacağını mı takıyorsun acaba? Ne? Barfix. Barfix'i nasıl yapıyorsun? Yüksek nabızdan falan alıyor. bakıyor Yükseklik bence. Ya. Ama Barfix'te mesela el sürekli evet, sabit. Sabit, sabit. Bence nabızdan bakıyor ona. Olabilir. Sen giriyorsun zaten ya orada hani o hareketten ama. Bacak uzatma. Yani değişik. Zaten orada olay şey yani senin hani nabızın yani. Evet doğru. Direkt Şimdi bakalım burada başka neler var? Günlük aktivitelerini gösteriyor. Stres var. Bak yine stresin arttı senin ya. Oo. <laughs> Yalnız adam var ya bildiğin stres çıktı ya şakır şakır. <laughs> bu konuyu geçelim. <laughs> Konuştukça artıyor. Olan müthiş bir şey. Hızlanmaya başladı kalplerim. Kalp atışım var burada. <laughs> artıyor abi geç. <laughs> Dayandım. Hava durumu var. Yani izin verirsen yazılımdan hava durumunu görebiliyorsun. Benim kalbim fazla atıyormuş. İstersen vücut ekleyebiliyorsun. Ya kalbin o kadar hızlı atmıyor ya. Yok fazla atıyormuş. Ritim fazla atıyormuş. Tık, tık 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 Bu tık, önemli. Tık. Bak mesela müzik kontrolleri. Bu güzel bir şey. Telefonunda çalan müziği buradan kontrol edebiliyorsun. Gördün mü? Bak kulaklarım bağlansın mı diyor. Tabii şey Bluetooth, Bluetooth, kulaklıklar, kulaklıklar eşli. Kaldı. Galaxy Buds ekli şu anda kulaklık olarak. Mesela hemen onu gördü kulaklığa geçiyim diyor. Güzel, temiz. Ben sevdim saati. Ben mi? Ben sevdim, sana sormuyorum. Ben kendim <laughs> sevdim ben zaten. Bana yeter ben sevdiysem. Aha bak kalp. Dur bakayım ya dur dur dur. Biraz düştü sanki. Ne aldın ya, ya? Evet biraz bak geri geliyor. Ya, tamam ya. Sakinleş ya. Sıkıntı tamam yok ya yani. Ya. Basit inceleme bu evet, saat evet. yani. Tamam evet. Aha bak harbiden azalıyor. Sakinleşince. Kalbimiye geri başlatıyor. geliyor strese. Kalbime yavaşlasıyor. Aha, iyi bitti, oldu. Ya stres stres görebiliyorsunuz da şu an ekran dediğimiz gibi olaya geldik. Yani kamerada göremiyorsunuz. Saat böyle arkadaşlar. Eğer eşinize, dostunuza da hediye almayı düşünüyorsanız bence güzel bir hediye. Yani standart bir saat almaktansa bu saati mutlaka düşünebilirsiniz. Çok şık duruyor. Ben bir şey söyleyeceğim bana kızma. Kızmam. Ya ben güzel saat. Ha mesela yani arama. Ha ya bu saat mi? Ya şöyle bir şey var. Şimdi dijital saatlerde güzel bir şey de değindin aslında. Bunu konuşmak lazım. İnsanlar dijital saatlerden çok şey bekliyorlar bazen. Neler bekliyorlar mesela? Şöyle bir şey Uygulama yükleyip YouTube falan izleme gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani sanki böyle hayatı çok değiştirmesini bekliyorlar giyilebilir teknolojinin. Aktivite ee, Activity ya... track olayı Aslında evet. Ay orada olay şu. Aramamdan kastım benim şu yani. karşı olduğum anlamda söylemiyorum. Bak stres mi stres kalamadı diyordum. Hani stresli ki masa mı stresli şu anda? Nefes al diyor. Bak mesela Masada şey... <laughs> 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 masa da stresli. Şu an takılmadığını tabii. anlayamadım mı? Stres diyor. bak yavaş yavaş masanın stresini ölçüyor. <laughs> O masada bir stres <laughs> var diyor. Bunda bir şey var. Yok çünkü. şunu demek istiyorum mesela. Fiyat performans olarak bakmak Mesela ne kadarlık bir ürün bu ve o üründe normalde ne kadarlık bir saat alabilirsin? Yani aslında ha. onun mukayese. Yoksa saat takmak da bir ihtiyaç değil ki. Ne saat de aslında bir aksesuar yani. Normal tabii, saatten bahsediyorum. olmayan bir saat de bir aksesuar. Takmayan yani şu an var. Sen mesela saat takmayan bir adamsın. Normal takarım aslında da. En son saatimin şey, kayışı koptu. Ondan beri takmıyorum. Yoksa severim saat takmayı ama bir aksesuar benim için saat bir ihtiyaç değil. Ee, yani yoksa saat takmak için artık... Şimdi burada şey ayrım var. Yani Böyle bir durum var. Bildirimleri görebileceğiniz aletler bunlar. Bildirim görmek gerçekten hayatı çok kolaylaştırıyor ve evet. alıştığın zaman olay bitiyor. Mesela bakın, telefonu sessize alıyorum ben. Gerçekten sessize alıyorum. Saat kolumda titriyor bir telefon geldiğinde. Kimin geldiğini görüyorum. Gece yarısı bir arkadaş arıyorsa kapatıyorum. Yani diyorum ki bu adamdan çok acil bir çağrı gelmez, gece yanıtlamam gereken. Ne? Böylece evdekiler rahatsız olmadan mesela telefonu sürekli duyulabilir tutuyorum kendim için. Ne? Ve telefonu sürekli duyuyorsunuz neden? Telefon çaldığı zaman bileğinizde saat titriyor çünkü. Bu önemli bir özellik. Bakma sen alıştıktan sonra öyle bir hal alıyor ki mesela ben içeride çalışıyorum, kolumda saat titriyor, odama gidip saat şey telefonu alıyorum. Evet, öyle bir faydası. Mesela eğer önemli bir arama saatten... geldiğini düşünüyorsun ya da saatten cevaplıyorum. Ha şunu da söyleyeyim bu saatten gelen çağrıyı cevaplayamıyorsun. Yani konuşayım hoparlöründen ses versin hmm. karşı tamam, hani sen? saatler seçmişsin. var. var. Ama bu saatten cevaplayamıyorsun. Bu da yine iz... yani saat kullanıcıların önemsediği konulardan bir tanesi bu saat o cevaplayamadığın saatlerde. benim demek istediğim şey şu zaten. Şimdi bence bu, bir insan bunu alacağı zaman bildirimleri görebilmesi işte kolunu titremesinden ziyade aksesuar olarak sevdiği için alıp bu özelliklerinde de paşa paşa kullanır. Evet. Ama bence ilk etapta bir insan bu ürüne baktığı zaman ben nasıl saat alırken biz bakıyoruz. Aa bu saat güzelmiş alıyoruz Hı -hı. diyoruz. Ya yani bence insanlar dijital saat alırken ilk etapta biraz şekline, şemaline, aksesuar olarak kalitesine bakıp ardından sağlayabileceği özelliklere bakıyorlarmış gibi hissediyorum Tabii ben. bu aksesuar olarak da bana sorarsan ama güzel şık. bir saat evet, olmuş. Bence şık. Çok şık olmuş. Yani Zaten bunu söylemem lazım. Bu bir normal bir saat olsaydı Diyelim ki ben bir saatçiye girdim, evet. saat alacağım. Bu normal bir saat, dijital olmayan bir saat yani. Evet yani takardım koluma, bakardım. Değil mi? Güzel yani, saat gerçekten görüntü diyeyim, olarak. Da. yedek kayış da vardı mesela. Siyah, evet. daha siyah bir kayışı vardı belki bu renkli. Yok değiliz. o siyah değil, aynısının küçüğü. Ha öyle küçük mi? Bilekler ha, daha için daha evet. küçük. Bir tık daha küçüğü yani. Evet. Ama normal standart herhangi bir kayışı bununla değiştirebilirsin. Bir değiştirebilirsin. Herhangi bir saatçiden aldığın kayışı takabilirsin. Şunu söyleyeyim. Akıllı saat eğer kullanıyorsanız, aktivite track ediyorsanız, aktivitenizi sürekli olarak gözlemlemek istiyorsanız önemli konulardan bir tanesi bu. insanların son dönemde aslında çok böyle revaçta tuttuğu konulardan bir tanesi. Bu saat görüntüsüyle, hafifliğiyle, sağlık fonksiyonlarla bence sizin ihtiyaçlarınızı görebilecek. Evet. E, bildirimleri de gösteriyor. Bildirimleri görmek çok önemli. Ama bir akıllı saatten uygulamalar yükleyeyim. Bir akıllı telefonum hayatımı değiştirdiği kadar değiştirsin, akıllı telefon olabildiğince az kullanma onu diyorsanız. Değil o dönemde zaten ekran da 1.1 inç evet. abi. Yani 1.1 inç ekranda biz telefonların ekranı büyüsün diye bakıyoruz. Samsung Galaxy Note serisi çıktığında heyecanlandık, ekranlar büyüyor dedik. Daha büyümesini istiyoruz değil mi? Daha fazla. E şimdi 1.1 inç ekranda da YouTube niye izlemek isteyeyim? Yakında ne olacak biliyor musun? Bu telefonlar o kadar büyüyecek ki. Bir de o telefonları kontrol etmek için bunlar da büyüyecek. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Katladığımız zaman o telefon küçülecek işte. Bakalım ne zaman gelecek o da. Önemli konulardan biri olacak. Bu videoda Enis'le beraber Galaxy Watch Active hakkındaki deneyimlerimi sizlere aktardık. Ben tavsiye ederim bu saati. Söyleyeyim. Ben birçok akıllı saat kullandım. Kullanmaya da devam ediyorum. Akıllı saat kullanmayı seven biriyim. Evden çıkarken akıllı saat yoksa ben eksikliğini hissediyorum. Ne söyleyeyim. Benim hayatım gerçekten önemli bir parçası. Ve akıllı saat alınacaksa mutlaka bakın derim ben bu modele. Yani özellikle Kadınlar için akıllı saat bulmak zordu. Biraz çok kabaydı biraz. Kabaydı yani. biraz. Evet. Bu saat çok şık olmuş ya. Bunu eşine ver hediye olarak. Yok ben kendim kullanırım da. Ben de bir tane olursa ona veririm. <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> ben söyleyeyim. Yani bu eşinize alabileceğiniz çok değerli güzel bir hediye aynı zamanda. Ha erkekler de kullanır bu arada. Sadece kadınlara özelleştirmek istemem. Unisex spor bir saat. Ama kadınların kullanabileceği naiflikte bir saat yoktu kibarlıkta bu olmuş. Yani Bunu siyah erkekler kullanır ama renk seçenekleri var kadınlara özel. Ben mutlaka göz atın derim. Burada videonun sonuna geldik. Lütfen yorumlarınızı yazın Bu saatle ilgili. Biz değerlendiriyor oluruz. Hoşçakalın.